Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız. Önce bazı başlıklar. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde güvenliği sağlamak için kurulacak çok uluslu donanma koalisyonuna İsrail'in de katılacağını açıklaması İran tarafından şiddetle kınandı. Tahran böyle bir girişimin faciaya yol açacağı tehdidinde bulundu. Ayrıntıları birazdan paylaşacağız. İtalya'da hükümet krizi, ülke yakın bir zamanda erken genel seçime gidebilir. Son gelişmeleri aktaracağız. Ve göçmenleri kurtaran gemiler İtalya tarafından limanlara alınmıyor. Bunu protesto etmek ve dünyanın ilgisini bu konuya çekebilmek üzere dünyaca ünlü yıldızlar, aktörler, sanatçılar kameraların karşısına geçti. Richard Gere örneğini anlatacağız birazdan. Dünyanın haberi başlıyor. Evet, Basra Körfezi'nde tansiyon bir kez daha yükseldi. İsrail Dışişleri Bakanı bölgede güvenliği sağlamak için kurulacak çok uluslu donanma koalisyonuna İsrail'in de katılacağını açıkladı. Tahran yönetimindense İsrail'in böyle bir adım atması facia olur yönünde bir karşılık geldi. İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Amerika'nın seyri sefer güvenliğini sağlamak bahanesiyle kurmak istediği koalisyon güvensizliği daha da arttıracaktır. İsrail'in koalisyona katılmasıysa faciaya yol açar ifadelerini kullandı. Petrol tankerlerine düzenlenen saldırılar ve İran'ın Amerika'ya ait bir insansız hava aracını düşürmesiyle bölgede tansiyon yükselmişti. Son olarak İngiltere'ye ait Steno Impero adlı petrol tankerine denizcilik kurallarına uymadığı gerekçesiyle İran tarafından el konulmuştu. Bunun üzerine Trump yönetimi bölgede deniz ulaşımı güvenliğini sağlamak için uluslararası koalisyon kurma çağrısı yapmıştı. Şimdiye kadar çağrıya İngiltere olumlu yanıt vermiş durumda. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise Tel Aviv yönetiminin Amerika'nın kurmak istediği koalisyonun bir parçası olduğunu açıkladı. Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper da Güney Kore'den de Hürmüz Boğazı'ndaki bu koalisyona katılmasını istedi. Evet, İtalya'da erken seçim konuşulmaya başlandı. Erken seçimi gündeme getiren ise göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini. Aynı zamanda Başbakan Yardımcılığı görevini yürütüyor Salvini ve koalisyon içindeki uyuşmazlıkları görüp erken seçim istediğini açıkladı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise Salvini'yi hükümeti yıkmaya çalışmakla suçladı. İtalya'da geçen yıl kurulan 5 Yıldız Hareketi, Lig Partisi koalisyon hükümeti çökme noktasına geldi. Aylardır üst üste anlaşmazlıklar yaşayan koalisyon partileri son olarak 5 Yıldız'ın onay vermediği, ligin ise desteklediği yüksek hızlı tren projesi nedeniyle karşı karşıya geldi. Senato'da projeyle ilgili koalisyon partilerinin farklı yönlerde oy kullanması İtalyan hükümetinin iki kanadı arasındaki gerginliği arttırdı. Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerini yürüten Lig Partisi lideri Matteo Salvini, iki parti arasındaki koalisyonun çöktüğünü belirterek erken seçim talebinde bulundu. İtalya'nın cesarete, enerjiye, taze fikirlere ve evetlere ihtiyacı var. Birinin beni durdurmaya çalıştığını fark edersem, o zaman karar İtalyan halkına geri dönmeli. La parola torna al popolo italiano. Aşırı sağcı Salvini, yaz tatilinde olan parlamentonun gerekli adımları atmak için gelecek hafta toplanabileceğini söyledi. Erken seçim talebine tepki gösteren Başbakan Giuseppe Conte, Salvini İtalyan halkına hükümeti neden yıkmak istediğini açıklamak zorunda dedi. İtalya'nın erken seçime gidebilmesi için Cumhurbaşkanı Mattarella'nın parlamentoyu feshetmesi gerekiyor. Ancak 2020 bütçesi için ön hazırlıklar nedeniyle Mattarella'nın erken seçime sıcak bakmadığı belirtiliyor. Göç karşıtı politikalarıyla tanınan ve bu yönde adımlar atan 46 yaşındaki aşırı sağcı Salvini'nin partisi son kamuoyu yoklamalarına göre ülkenin en güçlü partisi konumunda. Salvini, İçişleri Bakanlığı görevine geldiği zaman ana amacının İtalya'ya kaçak göçmen sayısını önemli ölçüde azaltmak olduğunu açıklamıştı. Matteo Salvini'nin Avrupa Birliği'ne karşı da eleştirel bir bakış açısına sahip olduğu biliniyor. Sırada renkli bir haber turu var. Görüntüler Çin'den, yolda kalmış bir aracın lastiğini değiştiren polisin kamerası işte bu görüntüleri kaydetti. Hızla gelen kamyon otomobili adeta alıp götürdü. Çarpışmanın etkisiyle park halindeki araç metrelerce sürüklendi. Polis memuru ve aracın yanında bulunanlar ölümden
santimetrelerle kurtuldu. Olay sonrası kamyon şoförü cezalandırıldı. Çin'de bir akarsuda çekilen bu görüntü ise nüfusu 1,5 milyara yaklaşan ülkenin anormal ölçekteki nüfus yoğunluğunu ortaya koyuyor. Şişme botlarla bekleyen binlerce kişi yüzünden su görünmez olmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentindeyiz. İtfaiye aracının ağırlığına dayanamayan yol çökmüş. Yangına müdahale etmeye giden itfaiyeciler ise yardıma muhtaç hale gelmiş. İtfaiye aracının 12 tonu aşan ağırlığının bu olaydaki payı elbette büyük. Amerika'da kalıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kez adres Florida. Navarre sahilinde bir çekiç balığını sudan çekerek çıkaran gençler önce çevredekilerin tepkisiyle karşılaşıyor. Ancak olayın aslı başka. Gençlerin bu balığın ağzına takılan kancayı çıkartmaya çalıştıkları anlaşılıyor. Gençler zorlu bir mücadelenin ardından çekiç balığını denize bırakmayı başarıyor. Minnettarlığını gençlere saldırarak gösteren çekiç balığı ise kısa süre sonra dalgaların arasında gözden kayboluyor. Bir başka kurtarma operasyonu için Çin'e dönüyoruz. Guangdong bölgesinde karaya vuran Yunus, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yunus önce onlarca kişinin çabasıyla derin suya taşındı. Daha sonra bir jet ski ile açıklara götürülerek yeniden doğaya salındı. Çinliler bu bölgede benzer olayların pek sık yaşanmadığına vurgu yapıyor. Akdeniz'den kurtarılan 121 göçmeni taşıyan insani yardım gemisi Open Arms bir haftadan uzun süredir Avrupa'da yanaşacak liman bulamadı. İtalya açıklarında bekleyen geminin ünlü bir ziyaretçisi vardı. Gemidekilere erzak getiren ekibe katılan Hollywood yıldızı Richard Gere göçmenlerin dramına dikkat çekti. "Onlar sizin kardeşleriniz, yardımlarınızı bekliyorlar." şeklinde konuştu. Lampedusa'dan toplayabildiğimiz bütün su ve yiyeceği yanımızda getirdik. ABD'li ünlü oyuncu Richard Gere, Akdeniz'den kurtarılan ancak Avrupa'nın kabul etmediği göçmenlerin durumuna dikkat çekmek için harekete geçti. Ünlü oyuncu İtalya'nın Lampedusa açıklarında bekletilen Open Arms adlı gemiye çıktı. Bu insanlar denizin ortasındaki iki teknedeydi. Teknelerden biri geri döndü ve Libya donanması tarafından alıkonuldu. Başlarına ne geldi bilmiyoruz. Bunlar haricindeki yüzlerce kişi ise öldü. Bu insanlar yardımsever kişilerin bağışlarıyla hayatta kalıyor. Onların bir limana kabul edilmeleri ve karaya ayak basabilmeleri gerekiyor. Kendilerine yeni bir hayat inşa etmeleri gerekiyor. Lütfen bize ve onlara destek olun. Onlar sizin kardeşleriniz. İspanyol sivil toplum örgütüne ait Open Arms gemisi Akdeniz'den kurtardığı 121 göçmeni en yakındaki güvenli liman olan İtalya ve Malta'ya götürmek için başvurmuştu. İtalya'nın karasularına girişine izin vermediği gemi Lampedusa Adası'nın 24 deniz mili açığında bekletiliyor. Gemidekiler teknelerle taşınan su ve yiyeceklerle hayatta kalıyor. İtalya yönetimi son olarak hafta başında göçmenleri denizden kurtaran sivil toplum kuruluşlarına yönelik tedbir ve yaptırımlar içeren yeni bir güvenlik paketini parlamentoda kabul etti. Geminin siyasi provokasyon amacı taşıdığını savunan İtalya Dışişleri Bakanı Matteo Salvini ise İtalyan karasularına girmesi halinde gemiye el koyabileceklerini açıklamıştı. İngiltere'den sıra dışı bir araştırmaya kulak vereceğiz şimdi. Ellerindeki yiyeceklerin martılar tarafından kapılmasından bıkan bilim insanları bunu engellemek için en iyi yolun martılarla göz teması kurmak olduğunu söylüyor. Martılarla göz teması kurun, onları sert bakışlarınızla korkutun.
Bu açıklama İngiltere'nin Exeter Üniversitesi araştırmacılarına ait. Özellikle deniz kıyılarında martıların insanların ellerindeki yiyeceklere dadandığına dikkat çeken araştırmacılar bu duruma dur demek için formül arayışına girdi. Birçok farklı yöntem deneyen uzmanlar martılarla göz teması kurmanın en etkili yol olduğuna karar verdi. Martıların insanların bakışlarından çekinip çekinmediğini test etmek istedik. Bir insan onlara bakıyorsa yiyeceğe yaklaşamıyorlar. Yapılan testlere göre bir insanın bakışlarını üzerinde hisseden martı, yiyeceğe hamle yapmak için ortalama 21 saniye bekliyor. Bazen de tamamen vazgeçiyor. Yanındaki insan başka tarafa bakacak olursa martılar fırsatı kaçırmıyor. Araştırmacılar insanların sadece sert bir bakışla bile yiyeceklerini koruyabileceklerini söylüyor. Aslında martıların birçoğu insanların ellerindeki yiyeceklere saldırmıyor. Sadece göz teması kurarak onları vazgeçirmek mümkün. Böylece martılarla yeniden dost olabiliriz. Evet, Almanya'da farklı bir sirke gideceğiz şimdi de. Son teknoloji kullanılan bu sirkte tek bir hayvan bile yok. Fillerin ve atların yerini 3 boyutlu hologramları almış. Atlar, filler, dev balıklar. Burası dünyanın ilk hologram sirki. Almanya'nın Lübeck kentinde kurulan sirkin dünyada bir eşi daha yok. In 2018 was 250. 2018 yılı klasik anlamda sirkin 250. yıl dönümüydü. Biz de geleneklerin nasıl değiştiğini göstermek istedik. Hologramlar 11 adet özel projektörle yansıtılıyor. Bu şekilde atlar ve filler sahnede boy gösteriyor. Sirk, hologramlar ve lazerlerle görsel bir şölene dönüşüyor. Bu özel naylon materyal her şeyi mümkün kılıyor. Bir tarafta metalik parçacıklar var ve ışığı yansıtıyor. Artık sirk geleneğine uygun olarak devasa fillerimiz var. Palyaço gösterisi de hologramlar sayesinde eşsiz bir hale geliyor. Seyirciler sirk çadırından hayranlık ve merak duygularıyla ayrılıyor. Hologramlarla bunu yapabileceklerini bilmiyordum. Çok net bir şekilde hayvanları görebiliyorsunuz. Gerçek hayvanlara eziyet etmektense böyle olması çok daha iyi bence. Mükemmel bir gösteri. Dünyanın ilk hologram sirki hayvanları değil teknolojiyi kullanıyor. Sirk yönetimi gelişen teknolojiyle hem gösteriyi genişletmeyi hem de daha gerçekçi hale getirmeyi hedeflediklerini söylüyor. Şimdi sizi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kafeye götüreceğiz. Kaliforniya eyaletinde bir kafe ve müşterilerine kedilerle bolca vakit geçirme imkanı sunuyor. Elbette bu yöntemle kedilere yeni bir ev bulunması da amaçlanıyormuş. Bu aslında veda haberimiz olacak. İyi bir bayram tatili dileğiyle. Hoşça kalın. Kediler özgürce kafenin içinde dolaşıyor, müşteriler rahatça onlarla vakit geçiriyor. Kahvelerini yudumlayıp kurabiyelerini atıştırırken bir yandan da kedilerle ilgileniyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bu kafe aslında bir hayvan barınağı görevi görüyor. Sokağa atılan kedilere yeni sahipler bulunmaya çalışılıyor. Barınaklarda kediler kafeslerin içindeler. Karakterlerini anlamanız, kendinize uygun olanı seçmeniz pek mümkün olmuyor. Ama burası öyle değil. Burada eve benzer bir ortam var. Kafe müşterilerinden kedilerle 30 dakika vakit geçirmeleri için $20, 70 dakika geçirmeleri içinse $35 alıyor. Bu para kedilerin bakımı için kullanılıyor. Barınaklarda uyutulmak üzere olan kedileri buraya getirdik. Amacımız kedi severlerle kedileri buluşturmak ve kedilere bir ev bulmak. Kaliforniya ve Texas nüfus fazlalığı nedeniyle kedilerin en çok uyutulduğu iki eyalet. Kedilerin sahiplendirilerek bu soruna çözüm bulunması hedefleniyor.